İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail'e saldırmakla tehdit ediyor, bırakın orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlasın ifadesinde bulunduğu e, İsrail Dışişleri Bakanı Katz. Ardından Ankara hemen İsrail'e yanıt verdi Dışişleri Bakanlığı'na. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi açıklama. Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir e, dediler. E, şimdi buradan bir başlatalım istiyorum. Turgay Hocam sizinle başlamak istiyorum. E, bu olay nereye evrilecektir? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e gireriz söylemi bir nevi e, savaş adımı mıdır? E, böyle okundu. E, İsrail'den gelen açıklama... Lütfen bir değerlendirelim. Şimdi aslında bir çerçeve çizdiğimizde meselenin gerçek boyutunu da anlamış oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da buradan ne kastettiği de daha sarih bir biçimde anlaşılmış olur. Yani sadece 7 Ekim'den bu yana değil aslında, daha öncesinde İsrail Devleti'nin kurulmasından bugüne kadar İsrail uluslararası hukuku hiçe sayan, özellikle sözde yerleşimci adı altında orada işgal politikasıyla bugüne kadar gelen ve Trump'ın başkanlığı döneminde de Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması gibi eylemlerin dışında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi devletlerin de varlığıyla özellikle 7 Ekim'den bu yana milyonlarca insanın gözü önünde canlı yayında bir soykırımın yaşanmasına rağmen bu ülkelerin sessiz kalması, sessiz kalması bir yana bu koşulları desteklemesi, her koşulda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yanında olması çok ciddi bir problem üretiyor. Aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de meselenin içerisine dahil ettiğimizde uluslararası açıdan bir sistem krizi var ve var olan sistem İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını engelleyemiyor. Engelleyemediği gibi de uluslararası güçlerin burada yarattığı tedirginliği, kırılganlığı bir biçimde derinleştiriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının 7 Ekim'den bu yana ve daha öncesinde uluslararası platformlardaki çağrısı burada iki devletli çözüm. Buna yanaşmıyor tabii ki İsrail ve uluslararası sistem. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu BM Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes dahil olmak üzere İsrail aleyhine olabilecek her adımı engellemesi bu sistem krizi içerisinde sorunları derinleştiriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada ifade ettiği şey aslında bir fiili işgal olarak İsrail'i ortadan kaldırmak Öyle değil. Siz Tabii. De. Burada Libya ve Karabağ örneği önemli. Her ikisine atıf Hı -hı. yapması aslında Hı -hı. son dönemde iki çatışmalı alanda Türkiye'nin istikrarlaştırıcı güç olarak dahil olması meseleye sorunların çözümüne katkı sağlamıştır. Hatırlayalım Libya'da yine Hafter güçleri, darbeci Hafter güçleri, uluslararası e, anlamda tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ni tehdit etmiş ve Türkiye'nin araya girmesiyle burada bir istikrar temin edilmişti. Yıllardır yine aynı şekilde Ermenistan'ın Karabağ işgali meselesi Türkiye'nin özellikle silahlı savunma sanayi anlamında destekleriyle ve siyasi arenadaki varlığıyla birlikte çözüme kavuşturulmasında bir etki yaratmıştır. Bu iki örnek üzerinden ilerlendiğinde aslında Türkiye daha güçlü olduğunda az önce ifade ettiğim çerçevesini çizdiğim bu uluslararası sistem krizi derinleşmek yerine çözüme yönelik bir adım atılır. Mesela BM Güvenlik Konseyi 5 üye, 5 daimi üyenin herhangi birinin kararıyla farklı bir sonuç alabiliyor mu? Evet. Mesela 7 Ekim'den sonra Rusya bir defalığına mahsus ilk defa getirdiğinde ateşkesi, Gazze'de ateşkesi ilk kim karşı çıktı? Amerika Birleşik Devletleri. Bir üye karşı çıktığında çözüm üretilemiyor. Şimdi uluslararası sistem ciddi bir krizde. Sadece Gazze meselesinde değil, BM dahil olmak üzere uluslararası kurumların bugün herhangi bir bölgesel ya da küresel çatışmaya katkı sağladığı üzerine bir bahis yapmıyoruz. Hatta daha tersine çatışmanın derinleştiği, bu tip kurumların işlevsiz hale geldiğini tartışıyoruz. Şimdi BM, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi reforme edilse, üye sayıları arttırılsa, karar mekanizmalarında bir reformasyon uygulansa, Böyle burada ciddi takım. anlamda bir farklı Söylemlere ortaya var. de gerek olmayacak. Evet, bu, bu aslında bu sembolik söyleminde karşılığı o uluslararası kurumların reformuyla mümkün hale gelecek. Onun için Libya ve Karabağ örneği burada... İsrail'in fiili bir Türkiye Cumhuriyeti tarafından Anladım. işgali anlamına değil, bu sorunun kaynağı olan İsrail'i diplomatik olarak baskılamak. Peki şu, şu, söylemi de lütfen yorumlayın hocam. Sonra Ruşen Gültekin ve Cem Küçü'ye de soracağım. Saddam Hüseyin örneği nedir? Ya sad, şimdi şöyle, Nasıl bir örnektir bu? İsrail, Katz, İsrail gelen. Dışişleri Bakanı Katz sadece bugün değil aslında. 7 Ekim sonrasında Türkiye'nin özellikle bu meseleye müdahil olması ve tüm uluslararası vicdani kurumlar ve ülkelerin yaptığı gibi Filistin'den yana tavır alması İsrail'i rahatsız eden bir şey. Ve hem Benjamin Netanyahu hem Cumhurbaşkanı Herzog özellikle de bu retoriği çok fazla kullanan Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı defaatle tehdit eden, defaatle tahkir eden, tahfif eden açıklamalara imza atıyor. Burada Saddam mukayesesi ya da özellikle bizim ee, bu Kürt sorunu demokratikleşme programları ya da Ermeni meselesine atıfla Dışişleri Bakanı İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'yi çok farklı bir yere hapsetmeye çalışıyor. Hı. Buradaki analojisi Saddam otokrat bir e, figürdü ve Saddam e, rejimi aslında Irak'ta demokratik bir rejim değildi. Türkiye'yi her ne kadar demokratik anlamda eksiklikleri olsa da Saddam'la mukayese edip farklı bir zemin üzerinden onun da sonunun bir işgalle ki hatırlayalım Amerika Birleşik Devletleri 2. Körfez Savaşı'nda Irak'ı nükleer gerekçeyle tehdit etti ve sonrasında işgal etti. Sonrasında Saddam'ın sonunun ne olduğu belli.